Dostlar selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ya ben böyle bir şey yapmayı planlıyordum. Hani hep Roma gidiyorduk. Biraz ondan önce de Osmanlı tarihi üzerine böyle çeviriler yapmıştık. Ancak ben sıkıldım sürekli tarih yapmaktan. Normalde bunu yapacaktım. Hemen şöyle bir göstereyim. History açılsın. Normalde böyle bir şey yapmayı planlıyordum. Bir saniye, evet. Böyle Ancient Rome üzerine, Origins of Rome. Buradan devam edecektik. Ama sıkıldım bunu yapmaktan. Yani neden dedim, hep tarih tarih. Nereye kadar gidiyor? Biraz dedim Sabahattin Ali gibi yazarların falan biyografisini dedim verelim. Yani en azından böyle olacağını düşünüyorum. Hani böyle daha rahat abi. En azından böyle tanıdığınız bir şey oluyor. Tamam, Roma'yı falan da biliyorsunuzdur, Osmanlı İmparatorluğu'nu, ancak biraz daha dedim herkesin tanıdığı figür olsun. Böyle diyorum, devam edeyim mi yoksa farklı bir şey mi yapıyorum? Yani yine size sormak istiyorum burada. Tarih üzerinden mi devam edeyim? Yoksa böyle biraz daha hani Türk edebiyatı, ne bileyim, Türk tarihindeki simgeler, ufak ufak hayat hikayelerini mi okuyalım? Onu belirtirseniz sevinirim. Neyse, başladım. Wikipedia'dan mı aldım? İngilizce şeyinden. Bunu çevireceğiz. Sabahattin Ali. February 25, 1907. April 2, 1948. Was a Turkish novelist, short story writer, poet and journalist. Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907'de doğmuş. 2 Nisan 1948'de ölmüş. Was öncedendi. A Turkish novelist, Türk romancı. Türk yazar. Short story diyor ya burada, kısa hikaye. Writer da yazar. Yani kısa hikayeci, yazar, romancı, poet, şair and journalist. Journalist gazeteci demektir. Yani burada aslında Sabahattin Ali'nin Türk romancı, işte kısa hikayeler yazıcısı, biliyorsunuz Sabahattin Ali gazetelerde falan kısa hikayelerini yazıyordu. Şair ve aynı zamanda da gazeteci olduğunu buradan belirtiyor. Life, erken hayatı. Burada da Sabahattin Ali'nin kız kardeşini görüyoruz. Sabahattin Ali Sister, Saniye, Süheyla, Conkman. Burada Sabahattin Ali'nin kız kardeşi. He was born in 1907 in Eğridere Township, Novo Ardino in Southern Bulgaria of the Sanjak of the Gümüşhane, Novo Komotini in Northern Greece in the Ottoman Empire. Şimdi bakın, bu biraz uzun ve karışık gibi duruyor. He was born in 1907 diyor ya, burada 1907'de doğdu diyor. Born doğmak demek. Was önceden olduğu için he was born in 1907. 1907'de doğmuştu. Nerede doğmuştu? In Eğridere. Township şehrinde. Eğridere şehrinde. Bugün neymiş? No. Bugün, yani şu anda Ardino şehri. Güneyde Bulgaristan'ın güneyindeki Ardino şehrindeymiş bugün. Osmanlı İmparatorluğu topraklarını kaybettikten sonra geri çekiliyordu. Bugünkü Bulgaristan ve Yunanistan toprakları oluyor. Bugünkü Ardino şehri de of the Sancak of the Gümülcene. Gümülcene sancağıymış Osmanlı'nın. No, bugün de Komotini in Northern Greece. Kuzey Yunanistan'daki Komotini şehriymiş bu Gümülcene yeri. In the Ottoman Empire. Osmanlı İmparatorluğu zamanında doğmuş Sabahattin Ali. His father was an Ottoman officer. Selahattin Ali and his mother Hüsniye. His father diyor ya, onun babası was önceden an Ottoman officer. Officer memur olarak belirtiyor, ancak burada subay mı olduğunu veya devlet memuru mu olduğunu belirtmemiş. Selahattin Ali'ymiş and his mother Hüsniye. Father's derken babası, babasının ailesi. His father's family was from off in Black Sea region. Of'tan geliyorlarmış, yani Karadenizlermiş. Burada Black Sea Karadeniz, yani bugünkü okunuşuyla Akdeniz'de Mediterranean. O Akdeniz daha biraz daha farklı. Of'tan geliyorlarmış. Karadeniz bölgesindeki Of şehrinden babası geliyormuş Sabahattin Ali'nin. He lived in Istanbul, Çanakkale and Edremit before he entered the teacher's school in Balıkesir. His elementary and middle school education was interrupted by the WW1 and had a very difficult childhood. Şimdi bakın, bu uzun bir cümle, ancak bu da çok okunabilir bir cümle. He lived, yaşadı. Nerede yaşadı? In İstanbul, Çanakkale and Edremit. İstanbul'da, Çanakkale'de ve Edremit'te yaşadı. Before, girmeden önce. Nereye girmeden önce? He entered the teacher's school in Balıkesir. Balıkesir şehrine girmeden önceymiş. Buralarda yaşamış. His elementary and middle school. Elementary ilkokul, middle school ve ortaokul education, yani ilkokul ve ortaokul eğitimi Sabahattin Ali'nin, burada his derken Sabahattin Ali'yi kastediyor. Was interrupted. Interrupted ne oldu? Bölündü. Nasıl bölünmüş? By WW1. World War I. Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı tarafından bölünmüştü diyor. And
had a very difficult childhood. Çok zor bir çocukluğu vardı diyor Sabahattin Ali'nin. Then he was transferred from Balıkesir to the School of Education İstanbul where he graduated in 1926 with teacher's certificate. Bir saniye şunu bir ben bir duyayım. Nasıl şey oluyor? Certificate. Certificate. Burada ondan bahsediyor. Şimdi burada bir noktayı koymuş. Then ondan sonra yani bu çocuk bundan sonra he was transferred. Transfer edildi yani başka bir yere geçti. Nereye geçti? From Balıkesir. Balıkesir'den bakın from then Balıkesir'den to nereye doğru? To School of the Education in İstanbul. İstanbul'daki eğitim okuluna geçiş yapmış. Where burada where diyor ya burada İstanbul'dan kastediyor where. Where burada da İstanbul'da he graduated mezun oldu. In 1926. 1926'da öğretmen sertifikasıyla yani öğretmenlik belgesiyle mezun olmuş. His various poems and short stories were published in school students paper. Onun Sabahattin'in çeşitli şiirleri ve kısa hikayeleri published yayınlandı. Nerede yayınlanmış? In school student paper. Okulun öğrenci iş, şey değil mi? Öğrenci arasında böyle gazete falan dergi yaparsınız ya üniversitede falan. Burada ondan bahsediyor. Yani öğrenciler arasında falan bunun şeyleri yayınlamış. After serving as a teacher in Yozgat for 1 year, he earned a fellowship from the Ministry of National Education and studied in Potsdam, Germany from 1928 to 1930. 1930. Zorlanıyorum böyle sayılarda. Çünkü sayılar benim İngilizcemi çok zorluyor. Bilmiyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ya? Abi sayılar çok zor ya. Neyse. After serving as a teacher in Yozgat. Yozgat'ta bir öğretmen olarak hizmet ettikten sonra for 1 year yani 1 yıl Yozgat'ta öğretmen olarak hizmet ettikten sonra he earned kazandı. Ne kazanmış? Fellowship. Şeydi galiba burstu ya bilmiyorum yanlış mı hatırlıyorum. Bir bakalım neymiş? Arkadaşlık, dernek, birlik. Abi, ha üniversite bursu doğru tamam. Doğru hatırlamışım. Fellowship from Ministry of National Education. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan şey kazanmış. Burs kazanmış. And studied. Öğrenim gördü. Nerede öğrenim gördü? Potsdam şehrinde. Almanya'nın Potsdam şehrinde 1928'den 1930'a kadar öğrenim görmüş. Bu 2 yıl sürecini. Muhtemelen bu süre içerisinde Türk mantolu Madonna'nın temelini oluşturduğunu düşünüyorum. Başka when he returned to the Turkey, he taught German language in high school at Aydın and Konya. When he returned to the Turkey, o Türkiye'ye geri geldiğinde he taught öğretmeye başladı. Ne öğretmeye başlamış? German language, Alman dilini. In high school, yüksekokulda. Muhtemelen liseyi de burada belirtiyor olabilir. High school bakayım. Ben yüksekokulda hiç yerdim ancak unutmuş da olabilirim orada ne demek istediğini. Lise, evet, lise. At Aydın and Konya. Konya'da ve Aydın'da liselerde Almanca öğretmeye başlamış. Later is, sonraki yıllar. While he was serving as a teacher in Konya, he was arrested for poem. He wrote criticism. Bir saniye şu. Eleştirmek demek ancak bunu nasıl okunur merak ediyorum. Criticizing. Bir saniye. Criticizing. Criticizing. Atatürk's policies and acquiescence of libelling to author journalist. Diğer iki accusations of libelling. Valla bunun tam anlamını hatırlamıyorum. Yani yalan söylemiyorum. İftira ile suçlamış. Aa bak iftira demekmiş bu. Accusate sanık. Şu da ah pardon. Libelling de iftira demek. Aa bak bunları yeni öğrendim. İftira. While he was serving as a teacher in Konya. Konya'dayken öğretmen olarak hizmet verirken he was arrested. Tutuklandı. Neden tutuklanmış? For a poem. Bir şiir yüzünden. He wrote criticism. Atatürk'ü eleştirdiği için Atatürk'ün politikalarını, Atatürk'ün siyasi düşüncesini eleştirdiği için hapse atılmış. And acquiesced of libelling to author journalist. İşte iki tane başka gazeteciyi iftira atmakla suçlamış. Having served his sentence for several months in Konya, then in the Sinop Fortress prison, he was released in 1932 in an amnesty granted to mark the 30th anniversary of the Declaration of the Republic of the Turkey. Abi ne kadar uzun bir cümleymiş. Yani bak yoruldum ya. Uf, hafif
Humming Servant hizmet etti demeyelim de sesten hüküm giydi. Yani birkaç ay hüküm sürdükten sonra diyor İnkonya Den ardından nereye gitmiş? Sinop kalesindeki şeye prison ya prison hapishane demek ya. Aklıma gelmiyor bazen. Burada diyor işte birkaç ay diyor kaldı. Ondan sonra diyor şeye geçti. Sinop hapishanesi. He was released salındı. Ne zaman salınmış? 1933'te işte Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılı kutlamaları sırasında işte bir yasa çıkarılmış. O yüzden salınmış. He then applied. Başvurmaktı galiba ya. Bir saniye. Aa, başvurmaktı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam bayağı bir oldu. Uygulama olan pratikmiş ya. Pardon vallahi kusura bakmayın. Ne yapayım bazen unutuyorum. Yapacak bir şey yok. He then applied to the Minister of the National Education for permission to teach again. Tekrar Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurmuş. Neden başvurmuş? Tekrardan öğretmen olması için izin almasından dolayı başvurmuş. Tam cümleyi kuramadım. After proving his allegiance to Atatürk by writing the poem Benim Aşkım, literally My Law or My Passion, he was assigned to the Publication Division at the Minister of the National Education. After proving kanıtlamak mıydı? Sağlamak galiba. Kanıtlamak, sağlamak, kanıtlamak. Evet. After proving kanıtladı. Neyi kanıtlamış? Hil alligensi bağlılığını kime? Toda Atatürk. Atatürk'e olan bağlılığını. By writing the poem. Şu şiiri yazdıktan sonra benim aşkım literally my love or my passion. Aşkım veya tutkum olarak çevirilen şey. He was assigned to the publications divisions at the Ministry of the National Education. Bakanlığa, işte Eğitim Bakanlığına tekrardan diyor atandı. Neydi? Yayın demek miydi? Yayın demek galiba. Yayınlar bölümü. Evet. Yayınlar bölümüne atanmış. Sabahattin Ali married Ali'ye on May 16, 1935 and had a daughter Phyllis. Sabahattin Ali married Ali ile evlenmiş 1935'te. 16 Mayıs 1935'te Ali ile evlenmiş. And had a daughter. Daughter Filiz. Filiz adında kızı oldu. He did his military service in 1936. 1936'da askeri hizmete girdi. He was called back to the military service twice during WW2 like most Turkish adult males at the time. He was called back to the military service. Orduya tekrar çağrıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında birçok Türk erkek gibi o da aynı şekilde çağrılmıştı. He was imprisoned again and released in 1944. Tekrardan diyor hapse atıldı ve 1948'de salınmış. He also owned and edited a popular weekly newspaper called Marco Paşa, pronounced Marco Paşa. Together with Aziz Nesin. He was also owned and edited. Bir tane gazete almışlar onlar galiba. Gazetenin sahibi olmuşlar ve gazete editörlerinden biri olmuşlar Marco Paşa adında. Aziz Nesin'le birlikte bunu yapıyorlarmış. Date, ölümü. Ya ben burada kalsam mı diyorum ya. Dur dur şurayı da okuyayım. Hatta şurayı da okuyalım. Zorlayalım. Zaten bitmiş galiba. Çünkü çok yoruldum gerçekten. Abi bir su içebilir miyim cihazsan? Vallahi kendime geldim. Deat ölümü. Upon his release from prison, he suffered financial troubles. Upon hapishaneden salınması üzerine, prison hapishane demek, release salınması üzerine, he suffered acı çekti. Neden? Financial troubles. Finansal problemler yüzünden acı çekti. His application for passport was denied. Reddedildi. Pasaport başvurusu reddedilmiş. His applications for passport was denied. Reddedildi. He was killed at the Bulgarian border, probably on 1 or 2 April 1948. He was killed, öldürüldü. At the Bulgarian border. Bulgar sınırında öldürüldü. Muhtemelen 1 ya da 2 Nisan 1948'in 1 ya da 2 Nisan'da öldürüldü. His body was found on June 16, 1948. Pardon. Ya saat 2'ye geliyor. Ondan dolayı da bugün çok ders yaptım. Bir de onun da etkisi var. His body. Onun cesedi was found. Nerede bulunmuştu? 10 Haziran, 16 Haziran 1948'de bulunmuştu.
It is generally believed, genel olarak inanışa göre he was killed by the Alertekin. Alertekin tarafından öldürüldü. Asimov da kaçakçı. With connections to the National Security Service. Milli Güvenlik Servisi tarafından öldürülmüş. Yani bağlantısı varmış diyor. Who had been Alertekin. Sabahattin Ali Alertekin'e ödemiş. Niye ödemiş? Sınırı geçmesi için. Anatom. Hipotez. Bunu nasıl okunacağını bilmiyorum. Hypothesis. Hypothesis. Diğer bir hipotez that Ertekin handed him over to security services and he was killed during interrogation. Valla bunu bilmiyorum. Okuyayım. Sorgulama. Abi, sorgulama esnasında öldürülmüş diyor. Ali Ertekin. Sabahattin Ali's 100th birth anniversary was celebrated in Bulgarian city Ardino on March 31 2007 2107. Ali is a well-known author in this country because his books have been read in schools in Bulgaria since the 1950. Sabahattin Ali'nin 100. yıl dönümü Bulgaristan'ın Ardino şehrinde 2007'nin 31 Mart'ında mı ne kutlanılmış? Ali iyi bilinen adıyla bu ülkede yani Bulgaristan'da Ali iyi bilinen bir yazar. Çünkü onun kitapları Bulgaristan'da 1950'den beri okutuluyor. Sabahattin Ali'nin kitapları. Legacy mirası. His short novel Madonna in a Fur Coat 1940 43 considered one of the most best novellas in the Turkish literature. Onun kısa romanı Kırk Mantolu Madonna düşünülüyor ki considered one of the most novellas in the Turkish literature. Türk edebiyatında en iyi işte romanlardan biri olduğunu düşünüyor. Its translations were recently hit the best sellers list and has sold record number of the copies in his country of birth. Doğduğu ülkede son yıllarda o kadar çok satılmış ki onun şeyleri, kitapları bestsellers. En iyi satış yerlerinde ve rekor sayılara imza atmış. Abi ben çok yoruldum. Yani şu kısaca geri bile okumaya çalışıyorum. İnanın ki okuyamıyorum. Artık gözlerim durmaya başladı. Bunları kendiniz de çevirebilirsiniz. Yani inanılmaz yoruldum ben. Saat çünkü 2'ye de geldi. Ben gerçekten bugün full ders çalıştım. Ya yani bayağı bir hatta baktım oldu. Vay bakın şunu da göstereyim. Bust of the Sabahattin Ali in his birthplace at Ardino. Kartuzeli Province, Bulgaria. Bulgaristan'daki Sabahattin Ali'nin doğduğu yer olan Ardino'daki büstüymüş burası Sabahattin Ali. Başka bir şey yok herhalde. Neyse bu video böyle olsun. Devam edeyim mi bu tarz şeylere yoksa yeter mi yani? Yani Sabahattin Ali'yi gördük yeter artık bize tarih vermiyorsunuz. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.